Merhaba çocuklar. Yeni bir masalla karşınızdayız. Tavşan zıp zıp zıplamayı seven hızlı bir hayvanmış. Eğlenceyi de pek severmiş. Yine bir gün ormanda koşuşturan tavşan kaplumbağaya rastlamış. Kaplumbağa yine evi sırtında ağır ağır ilerliyormuş. Tavşan kaplumbağaya takılmış. "Ne kadar hızlı yürüyorsun böyle kaplumbağa kardeş?" demiş. Tavşanın kendisiyle alay ettiğini anlayan kaplumbağa çok kızmış. "İstersen gel yarışalım. O zaman kimin hızlı olduğunu görürsün," demiş. Tavşan bu sözleri duyunca başlamış gülmeye. "Yarışacağız ve sen beni geçeceksin öyle mi?" demiş. "Bu olanaksız. Ben çok hızlıyım. Seni her koşuda geçerim," diye de sürdürmüş iddiasını. Kaplumbağa bu sözler üzerine "Ben de kendime güveniyorum," demiş. Tavşan kaplumbağanın cesaretine şaşırmış. Bu yarışın hayatının en kolay yarışı olacağını düşünmüş. Ve yarış başlamış. Ormandaki hayvanlar yarışı heyecanla izliyormuş. Kimin birinci olacağını merak ediyorlarmış. Kaplumbağa ağır ağır ama kararlı adımlarla yola koyulmuş. Tavşan bir koşuda geçerim kaplumbağayı diye düşünüyormuş. Biraz koşuyormuş, sonra durup yatıyormuş çimenlere. Dinlenmenin birinde uyuyakalmış. Kaplumbağa hiç ara vermeden yarışı sürdürüyormuş. Tavşan uyurken kaplumbağa onu geçmiş. Bitiş çizgisine yaklaşmış. Tavşan telaş içinde uyanmış. Kaplumbağanın bitiş çizgisinde olduğunu görmüş. Tüm hızıyla koşmuş. Ama artık çok geçmiş. Yetişememiş kaplumbağaya. Kaplumbağa yarışı kazanmış. Kaplumbağa kendine güvenmiş. Kararlı bir biçimde mücadele ederek amacına ulaşmış. Kaplumbağa tavşana dönerek "Bu sana ders olsun. Kendini başkalarından üstün görme. Beni hafife aldın, uyudun. Ben başaracağıma inandım ve kazandım," demiş. Tavşan kaplumbağayı küçümsemenin bedelini pahalıya ödemiş. Diğer hayvanların karşısında küçük düşmüş. Alay konusu olmuş. Ve masalımız da burada bitmiş. Evet çocuklar, bir masalımızın daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.